Merhaba arkadaşlar. 10 kilo diyetimin bugün tam 25. günündeyim arkadaşlar. 25. günde tartı 66.5 gösterdi. Yani bu ne demek? 25 günde 4 kilo 900 gramı vücudumdan dışarıya attım demek. Bu harika bir rakam. Gerçekten alnımızın teriyle kazandık. Sabah kardiyoları, gün içindeki antrenmanlar, gün içerisindeki hareketliliği arttırma, yemek kontrolü, yemek saatleri kontrolü. Çok güzel ilerliyorum. Aynen böyle devam edeceğim. Yine sabah kahvesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Suyumu, sirkeli suyumu içtim. Bugün bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Hani bilerek de olurlar aslında. Oğlum geldi yanıma. Ana dedi, karnım açlıktan gurul 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 diyor. Hemen onun kahvaltısını hazırladım, verdim derken orada gözüme bir kuru erik nasıl böyle ilişti. Hemen ondan 3 tane attım. Aç karnına kuru erik yemiş bulundum. Size göstermeden onu göstermek istiyorum. 25. güne kadar eksik olan vlog videoları var. Çünkü çok fazla şey duydum, hani ya her gün değil de ara ara mı çeksen diye. Ara ara vloglar çekmeye karar verdim arkadaşlar. 2-3 gün aralarla neler yiyip içtiğimi, neler yaptığımı o şekilde vlog çekmeye karar verdim. Bugünün vlogu dolu dolu gelecek arkadaşlar. Bugün sabah aç karnına kardiyo yapmayacağım. Kahvemi içerken bugünün ilk kahvesi arkadaşlar. Suyumdan, sirkeli suyumdan ve o bir anlık iştahla ağzıma attığım 3 adet kuru erikten sonraki ilk kahvem. Şimdi bu kahveyi içerken birincisi sizlerle sohbet edeceğim. İkincisi kahvaltıyı hazırlayacağım. Kahvaltım hazır olduğunda kendime bir kahve daha yapacağım. Dediğim gibi bugün sabah aç karna kardiyosu yapmayacağım. Bunun sebebi çünkü bugün 3 tane dersim arka arkaya var iş yerinde. Birincisi sırt ve karın dersim var. İkincisi kardiyo atak. Üçüncüsü de sum up diyoruz biz. Ne oluyor? Güçlen. Ağırlıklarla yapılan bir antrenman. 3 tane dersim arka arkasına var. O 3 dersin arkasından da kendim antrenmanımı yapacağım. Kendi antrenmanım da 1-1,5 saat sürer büyük ihtimalle. İşte bu sebepten dolayı gün çok yoğun ve antrenman dolu geçeceği için sabah aç karnına kardiyosu yapmadım. Aksine hatta kahvaltıda bana daha fazla enerji veren yiyecekler tercih edeceğim. Kuru yemişler, fıstık ezmesi gibi daha çok enerji veren yiyecekler tüketeceğim ki hem çalışma saatime hem de kendi antrenmanıma yetecek kadar enerjim olsun. İş yerinde yemek üzere kendime bir de kızımın kafasını gördünüz mü oradan? İş yerinde yemek üzere bir de kendime yemek kasası yapacağım. Bunu da size göstereceğim ki öğle yemeğimi iş yerinde yemek zorunda kalıyorum. Yemek kasamı da sizlere göstereceğim. O zaman ben şu kahveyi yapayım, kahvaltıyı hazırlayayım. Kahvaltımla beraber tekrar buraya geleyim. İşte kahvaltım ile karşınızdayım arkadaşlar. Kahvaltım hazır. Olmazsa olmazım 5 yumurtam var burada. 3 tane tüm, 2 tane beyazını kullandım. Çocukları hazırladığım beslenme çantasından artan yarım bir havuç vardı. Onu da kendi tabağıma ekledim. Kahvem, günün ikinci kahvesi bu arkadaşlar. Kahvaltıma eşlik edecek. Burada sıcak sütüm var. Burada da kendi yaptığım müsli var arkadaşlar. Müslin içinde görüyorsunuz. Bolca çiğ kuru yemiş, ay çekirdeği falan var. Şimdi bu sıcak sütümü müslime ekleyeceğim. Harika. Ben yumurtamı yerken bu yumuşacık olmuş olacak. Yumurtamdan sonra da bunu yiyeceğim. Bunu da müsliyi yerken ara ara kaşığıma sıkacağım arkadaşlar. Bu 40 gram ve bunun hepsini yemeyi planlıyorum. Çünkü bugün 3 tane ders arka arkaya var ve bir de kendi antrenmanım var. Şu gördüğünüz kahvaltı bütün bunlara yetecek enerjiyi bana verecektir. İşte kahvaltı da böyle. Bam bam bam. İş yerinde öğle yemeği olarak yiyeceğim çok güzel bir salata yaptım kendime arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yep yep yep. Burada salatalık ve kırmızı biber var. Burada yarım avokado var.
Burada da Meksika fasulyesi var arkadaşlar. Haşlanmış Meksika fasulyesi. Nefis. Şimdi buna hiç tuz eklemeyeceğim. Yağ da eklemeyeceğim çünkü avokadodan gelen sağlıklı bir yağımız var. O yüzden ekstra yağ eklememize gerek yok. Benim limonum yok. O yüzden içerisine elma sirkesi koyacağım. Açabilirse. Ben bir yemek kaşığı elma sirkesi koyacağım buraya. Harika. Şimdi biraz da geç kalıyorum. Hemen çıkmam lazım. Şöyle bir yemek kutum var. Daha doğrusu salata kutum var. Bunu güzelce karıştırıp salata kutunun içine alacağım. Şuna bakar mısınız bir? Karıştırınca bakın ne oldu. İnanmıyorum. Böyle bir renk şöleni yok yani. O Meksika fasulyeleri mor mor. Kırmızı, yeşil. Allah'ım. Nefis, harika görünüyor. Çok güzel, çok sağlam bir kahvaltı yaptım. Enerjim full. Salatamı yanıma alıyorum. Et, tavuk, balık hiçbir şey eklemiyorum. Çünkü kırmızı Meksika fasulyesi protein oranı çok yüksek bir fasulye. Bu fasulyeden hem protein hem de karbonhidrat ihtiyacımı alacağım. Nefis ya. Kaptırdın mı gidiyorsun kendine. Şimdi böyle salata kabımın üstü var. Buna hiç herhangi bir sos eklemeyeceğim. O yüzden bunu götürmem gerekmez. Biraz badem alacağım buradan. Evet, şöyle bir avuç yaklaşık 10 adet badem alıyorum. İşte iş yerinde yiyeceğim. Öyle yemeğe hazır arkadaşlar. Meksika fasulyeli çok güzel, çok sağlıklı bir salata yaptım kendime. Proteini, karbonhidratı, kendi yağı, her şeyi içerisinde olan nefis bir salata. 10 adet badem aldım. Kendi antrenmanımdan sonra hemen bademi cebime koyacağım. Kendi antrenmanımdan hemen sonra bademi yiyeceğim. O badem de sağlıklı yağ kaynağı arkadaşlar. Badem de orada dursun. Olmazsa olmaz. Benim ağzım mutlaka tıkırdayacak. Mutlaka ağzımın içinde bir şeyler olacak. Çünkü yoksa kendimi eksik hissediyorum. İyi o zaman, benim kaçmam lazım. İşe gidiyorum. Zalım kızınız yine geldi. İşte buradayım arkadaşlar. İşe gidildi. Bugünün ekmek parası da kazanıldı. Çocuklar okuldan alındı. Günlük market alışverişi yapıldı. Eve gelindi. Çeki düzen verildi. Şimdi sıra akşam yemeğinde. Akşam yemeğim önümde hazır ama biraz baştan salma bir akşam yemeği gibi olabilir. Size öyle gelebilir. Bana çok rahat bir akşam yemeği gibi görünüyor buradan. Ev halkı pizza yedi. Söyledim işte. Ev halkı pizza yedi. Ben yapmadım. Dışarıdan söylediler. Onu yediler. Çünkü eve geldiler. Dünden kalmış yemeklerin var olduğunu görünce, "Aa, biz bunu yemeyiz. Yine mi aynı şeyi yiyeceğiz?" diye burun kıvırıp dışarıdan pizza söylediler. Bu zalimler pizza yerken ben de kendime bakım yaptım. O arada oyalandım. Yediler, bitirdiler pizzayı. O arada ortalıktan kayboldum diyeyim artık size. Evet, dünden kalma yemek vardı. Onlar burun kıvırdılar ama ben asla bu kadar sağlıklı yemeklere burun kıvıramam. Bu sağlıklı yemekleri o pizzaya değişemem. Bam! Evet, şimdi akşam yemeğimi göstereceğim sizlere. Şunu şöyle kenara yazayım ilk önce. Akşam yemeğim arkadaşlar. Dün fırında somon balığı pişirmiştim. Biraz fazla pişirmişim. O yüzden bu balık dünden kalmış. Ama buzdolabında sakladım tabi. Dünden kalmış balığı ısıttım. Yanına da dünden kalmış biraz kabak yemeği vardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Suyunu akıtmadan göstereceğim. Evet, böyle kabak yemeği vardı, dünden kalmış. Kabak yemeğinin içinde et ya da tavuk, hiçbir şey yok. Sadece soğan, havuç ve kabak o şekilde pişti. Sebze yemeği diyebiliriz ona. Sulu sebze yemeği, balık ve böyle tüm salatalıklar koydum kenara. Ama görüyor musunuz ne kadar baby? Çok baby salatalıklar. Kütür kütür, canın çekti değil mi? Şimdi git buzdolabına. Burnundan gelene kadar salatalık ye. Çünkü salatalığın
%90'ı su ve salatalık. Antioksidan bir meyvedir arkadaşlar. Karnınız acıktıkça doya doya salatalık yiyebilirsiniz. Evet, bu salatalığı da salata yapmadım. Doğramadım ya, çünkü böyle kütür kütür yemek istiyorum. Bak, bir tanesi gitti bile yani. Bir varmış bir yokmuş. Neyse, ben akşam yemeğimi yiyeceğim. Bugün tam 3 ders. Bir tane de kendi antrenmanımı bitirdim. Kendi antrenmanım 45 dakika sürdü. Kardiyo yapmadım. Sadece kol, omuz. Biraz da sırt çalıştım. Sırt da demeyeyim. Kanat çalıştım. Omuz çalıştım. Kol çalıştım. Çok güzel çalıştım ama 45 dakika. Dediğim gibi kardiyo yapmadım. Çünkü kendi antrenmanımın öncesinde 3 tane dersim vardı. Kendi dersim sırasında kendim antrenman yapmıyorum. Sadece hareketi nasıl yapılacağını tarif ediyorum. Yapmalarını söylüyorum ve çekiliyorum. Ama o arada da bir enerji sarf ediyorum mutlaka ki. Özellikle kardiyo atak dersinde kesinlikle aşırı efor sarf ediyorum. Ama o yüzden kardiyo yapmak istemedim. Kardiyosuz bir kol, omuz ve kanat antrenmanı yaptım. Akşam yemeğim de bunlar. Bunlardan sonra saate bakayım. Saat şu anda akşam 18.17. Yani saat akşam 6.20 geçiyor. Bir gözümü çevirdim orada. Akşam 6.20 geçiyor. Bu saatten sonra zaten bunları da yerim. Bir daha bir şey yemem. Gün içerisinde hiç ara öğün yapmadım. Ara öğün yapma fırsatım olmadı. Öğle yemeğini ilk üç dersimden sonra yedim. Sonrasında kendi antrenmanıma geçtim. Kendi antrenmanımın sonrasında da o yanıma aldığım bir avuç 10-15 adet ortalama bademi yedim. Oradan da çocukları al falan derken işte bu saat oldu. Neyse, bundan sonra da başka bir şey yemeyeceğimi söylemiştim. Bugün yine çok güzel geçti. Çok planlı geçti. Kahvaltı çok güzeldi. Öğle yemeğimi yanıma aldım. İşten gelince evde hazır yemeğim olduğu için aç karnına sağa sola saldırmadım. O da planlı ve güzeldi. Her şey çok güzel geçti. Çok güzel ilerliyoruz. Bugün sabah tartı da zaten 66.5'i gösterdi. Çok güzel, her şey çok güzel gidiyor. Bugün de böyle bitti. Zalımın kızı bugünü de böyle bitiriyor. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için aşırı aşırı teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, sporla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.